Alo. İyi günler, iyi yayınlar. Tamam. Buyurun, yayındasınız Kenan Bey. Esra Hanım, bu üstüme hatırlı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Tabii canım, resimleri göstereceğim sana. Şu anda oraya çıkmış, beni bütün 70 milyona rezil ediyor. Evet, ben rezil oldum. Çevreme rezil oluyorum. Evet, evet. Ya bu üstüme atılan suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Hakkınızdaki iddiaları tekrar dile getirmemi ister misiniz Kenan Bey? Tabii ki, az buçuk televizyondan dinliyorum ben, size takip ediyordum. Şu anda bir arkadaşımın sayesinde bilgim oldu benim de. Bu kadın daha önce beni de rezil etti Esra Hanım. Sosyal medya üzerinden. Kenan Bey, önce Hatice Şimşek'le resmi olarak evli misiniz? Hayır, değiliz. Resmi nikahlı evliliğiniz yok mu? Yok. Ben boşanmadım şu anda, nikah devam ediyor. Hayır, resmi nikahlı olarak Hatice ile evli misiniz? Değilim. Değilsiniz. Resmi nikahınız yok. Boşanma aşamasındaydık. Boşanma davası açtınız mı? Evet, açtım. Niye boşanma davası açtınız? Zeynep. Kadınla benim bir işim kalmadı. Ben size güzel bir şekilde izah edeyim hanımefendi. Ben işe gittim ve çocuklarımı dövüp kömürlüğe kilitliyordu. Ya git, aynı hatayı ilk eşine de yaptın ya. İlk eşin öyle bir şey demiyor. Yalan konuşma, resimleri yayınlarım. Sen var ya, tamam, çok yalan benim, konuşuyorsun. Ben senin çocuklarını dövmedim, tamam mı? Aynısını ilk eşine yaptım. O evde o kadın yaşıyor, tamam mı? Terbiyesizlik yapma. Hayır, Kenan. Bir dakika, sen tamam mı? Söz, terbiyesizlik yapma. 70 milyona rezil ediyorsun. Kenan, seni ben rezil edeceğim zaten. Rezil, rezil. Tamam mı? Seni rezil edeceğim. Hepsini çıkaracağım neyin olduğunu. Hatice, şimdi Kenan Şimşek konusu. Kenan Bey, eşim beni çocuklarını yurttan çıkarmak için benimle evlendi. Mahallede arkadaştık. 5 aylık hamileyken. Hem evliliğim boyunca şiddet gördüm, hem de kapının önüne atıldım, kadın sığınma evinde çocuk dünyaya getirdim dedi. Cevaplayın. Esra Hanım, Esra Hanım, size şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Benim çocuklarım yurda girdi. İlk eşimden boşandıktan sonra Hatice ile karşı karşıya geldik biz. Hani abla diyordum, abla dediğim de bir insandı. Ben durumumu anlattım, bana dedi ki ben sana yardımcı olurum Kenan dedi. Ne gibi dedim, hani çocuklarım yurda girmişti. Eşimden ayrıldığım için şikayet etmişler, yurda girmişlerdi. Ben de evli olmam gerekiyordu çocuklarımı yurttan çıkarabilmem için. Evet. Çocuklarımı yurttan çıkarabilmek için kendisiyle dini nikah yaptık. Sonra resmi nikah yaptık, aldık evime getirdim. Evet. İnsan yerine koyup. Ben kaçırdım. Aha. Yalan söylemiyorum. Benim anlam açık, Allah'tan başka kimseden korkum yok. Kaçırdım. Ama aldım evime getirdim, dedim ki bak bu işler bitince ben de seni tekrar götürüp ailenin yanına bırakacağım. Boşayacağım. Her şey düzenlenecek. Yani sahte, yalancı bir evlilik mi? Evcilik oyunu mu oynadınız çocukları yurttan çıkarmak için? O zaman iddiası doğru hanımefendinin. Birebir. Evet. Sahte oyunlar, evet. Biz yalnız yani, resimleri sahte, yayınlayacağım canım. Hiç sahte yalnız sıkmasam. Sahte evliliği yaptınız. Ya. Evet. Bana tamam, oyun sahte oynandı. Evlilik yaptınız, eve getirdiniz. Bana sonra oyun oynandı. Efendim? Tamam, sahte evcilik oyunu oynadınız. Çocukları yurttan çıkarmak için çıkardınız. Eve geldi. Evet, evet. Sonra? Eve geldikten sonra baktım hani evde düzeni falan var. Ben bozmak istemedim. Ailesiyle konuşacaktım. Hani çalışıyordum. Ailesiyle konuşacaktım. Konuşacağım için de hani biraz zaman geçti aradan. Ben de bir şey demedim. Evime gidip geliyordu. Sonra bunun psikolojik sorunları var. Dedim ben senden, biliyor musun? Sen var ya, duruyorsun duruyorsun ya, içiyorsun bardağı, atıyorsun dayağı da ben yiyorum. Ya sus Zeynep, yüzünde beni dövüyorsun bak. Sana hepsini cevaplattıracağım. Evet. Anladım. Eve getirince bir baktınız, çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane gibi oldu bu. Eve geldiniz, psikolojik sorunları ortaya çıktı. Kendisi evet, çok eve geldim, çocuklarımı dövüyordu. 2 tane çocuğum var içinden. Çocuklarımı dövüyordu. Evet. Çocuklarımı sömürmek istemiş, benim şahitlerim de var. Evet. Ben bunu mahkemeye verdim. Ya bu işten dolayı. Benim de var, benim de. Sonra benim evime geldiğinde ben ailesine konuşmak için hani karşıma büyük birisini bulmak istedim. Mustafa diye isimli bir abisi var. Abisiyle muhatap oldum. Dedim ki abi böyle böyle durumları var. Akli sorunu var. Evimi bırakıp gidiyor. Ben bu kadınla evlilik yapamam. Tezgahın üstünde yatıyor. Babasının önünde yatıyor. Kadının psikolojik, bayağı bir büyük psikolojik sorunlar var. Raporları bile var. Tokat Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalığı bölümüne yattı. Evet, senin yüzünden. Sen araştırabilirsiniz. Tamam Kenan Bey, ben sizi ya dinliyorum. Ben de böyle psikolojik sorunları olduğu için, şimdi çocuk arama da kötü davrandığı için hem mahkemeye verdim, şikayetçi oldum, hem boşanma davası açtım, hem de abisiyle konuştum. Abisi dedi ki,
Ben dedi sana dedi, her türlü yardımcı olacağım. Ben dedi yeğenimin ne olduğunu, kardeşimin ne olduğunu biliyorum dedi. Peki Kenan ama Bey. Ama hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Şu anda Hatice sizle evliyken bir hamile miydi? Benimle evliyken hamile kolay yoktu. Benim evimden gidip... Yalan konuşma, bu çocuk, çocuğun, senin DNA testini istiyorum Kenan. Sizden olup senin, şu anda 6 aylık bir bebeği var. Çocuğun senin biyolojik çocuğun. Babası ben miyim değil sensin. Miyim konusunda bir şüpheniz var mı? Var. Var. Böyle DNA, testi, DNA testi yaptırır mısınız? İstiyorum. Yaptırırım, ben neden yaptırmayayım? Tamam. Benim olacak bir şeyim yok yani. DNA testi yaptırırsınız. Şu an hayatınızda Zeynep diye biri var mı? Ve o kişi sizinle yaşıyor, bir hamile mi o da? Evet, doğrudur. Şu anda Zeynep diye bir kadın... Başka Hatice'nin iddialarıyla ilgili neyi cevaplamak istersiniz? Kenan sen aslında... niye Ankara'da adamlarını saldın benim üstüme? Bir dakika benim mi Ankara'da... Dur, bütün iddiaları cevaplasın o da söz hakkını ben kullansın. Ben onu da Esra'ya evet, konuşacağım ben. Psikolojik sorunları varmış, evlendikten sonra öğrendiniz. En önemlisi evet. Benim için çocuklara şiddet uyguladığı iddiası. O benim evet. için başka bir yerde... Başka? Evet. Efendim şimdi size ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunun ahli dengesi yok. Yani oraya çıkarıp beni şu anda rezil ediyor. Hani daha dur resimlerde neler göreceksin rezil olacaksın. Hatice'yi kaçırmadan önce ne kadardır tanıyorsunuz? Aman iftira. Çocukluğumdan beri tanıyorum. Çocukluğundan beri tanırsınız. Aynı mahallede mi yaşıyordunuz? Aynı mahallede mi büyüdünüz? Aynı mahallede yaşıyorduk. O benden yaş yaş büyük. Peki sık sık görür müydünüz hani mahalledeyken Hatice'yi? Tabii ki görürdüm. Hani abla der miydiniz, sohbet eder derdim. Miydiniz? Yok sohbetim falan olmazdı ama abla diyerek, abla ne yapıyorsun nasılsın diyerek sohbetim oldu birkaç defa. Haricinde sohbetim olmadı. Peki hani mesela mahallede abla olarak gördüğünüz ve çocukluğunuzdan beri tanıdığınız birinin akli sorunları olup olmadığını bunun değerlendirmesini asla ben yapamam ama mahalleli kendi arasında konuşur muydu ya bizim bu Hatice'nin de çok kaba tabirle ya bunun da var kafada bir şeyler gibi böyle kendi aralarında konuşurlar mıydı? Yalan. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu kaçırıp bu hani bu imkanlarımı kendimi hani çocuk aramı kurtarmak için böyle bir şey yaptığımda bana dediler ki ah niye evlendin? Onunla akli denge sorunu var. Tabii canım sen sorunların yok. Dediler bana. Kenan Bey. Ama işten geçmişti. Hatice ile evlenme sebebiniz neydi? Kullandı beni. Çocuklar çıkarmaktı. Peki Hatice'nin sizle hamile kalma sebebi neydi? Hadi bir evcilik oynuyorsunuz. Yalandan sahte bir nikah diyor. İstiyorum. Kenan Bey, kadın neden hamile kalıyor? Nasıl hamile kalıyor? Her yalan konuşuyor. Tamam. Esra abla ya hamileyi merkez ya biliyor. Kadınlar. Ben... iddiası çocuklar yurttan alınsın diye sahte evlilik yaptık. Aslında sahte değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği evlilik cüzdanına göre siz karı kocasınız. Ve diyorsunuz ya bu kadınla işim kalmadı, o boşanma davası sonuçlanıncaya kadar Hatice Hanım'la işiniz var, o sizin eşiniz. Bunu kafanıza yerleştirin. Evlilik evet. birliği içerisinde doğan çocuk, dünyaya evet. geldiği andan itibaren nüfus cüzdanında babahanesine ne Kenan yazıyor? Kenan Şimşek yazıyor. Eğer siz çocuğun sizden olmadığını iddia ediyorsunuz, DNA'yı kabul ettiniz. İkinci iddiayı da siz aksini ispat edeceksiniz. Devletin kurumlarını... 3 ve 5 yaşındaki çocuğu almak için kandırmaya çalışıyorsunuz ya. İlk önce ne yapacaktınız? Çocukluğunuzdan beri tanıdığınız, akli dengesi olmadığını iddia ettiğiniz kişiyi eş olarak çocuklarınızın yanına koymayacaktınız. Bırakın, istediğiniz kişiyle evlenirsiniz, bizi ilgilendirmez. Niye Zeynep'le evlenmedi onu merak ediyorum. Akli dengesi bozuk bir kadını 3 ve 5 yaşındaki çocuğu almak için kullanamazsınız. Ve aynen ona baktıramazsın. Öyle. Devletin aynen. buradaki ilgili makamlarına seslenmek istiyorum. Siz bu kadar bu çocukları mağdur edebiliyorsanız, böyle çocuklarınıza yani. Şiddet uygulayacak bir kadını biliyorsanız yazıklar ve çocukları sana, kurma bir evlilik altında bunu yapıyorsanız o çocuklar yurtta daha emniyetlidir. Evet bence hiç bakamıyor. Çocuğuna bile bakamıyorsun ki konuşuyor. Bunu DNA'sını istiyorum. O çocuk senden çıkacak yüzüne de tüküreceğim seni ekranda Kenan, görürsün sen. Kenan Bey DNA tamam testi yaptıracağız değil mi? DNA testine hazır ol. DNA evet. testine hazır ol. Evet diyor yaptıracaksınız. Tamam. Hamile bir kadını peki, da terk etmek şu anda dördüncü aynı çocuğunuz zamanda. Dünyaya gelecek aslında. Zeynep Hanım da hamile. Esra Hanım bakar mısınız? Bakıyorum.
Ben her şeyi kabul ediyorum. Evet. Tamam mı? Ben her şeyi kabul ediyorum. Yalnız beni 70 milyona rezil ettiğinden geldi. Ama... kızıyla bu zamana kadar namusunda oynamaz. Ya git ya. Şunu anlamadım. Beni mağdur, beni rezil et. Olurum evet. Diyor. Ha o evet, öyle evet. Diyor. Ama siz aksi bir tehditte mi bulunuyorsunuz? Çünkü beni şu an 70 milyon rezil etti. Daha rezil olacağım. Kenan Bey bakın rezil etti diyorsunuz. Kenan siz kabul Beyciğim. Ediyorsunuz. Kenan Bey. Zeynep'i kabul ediyorsunuz. Sizden bir çocuk dünyaya getirmiş. 5 aylık hamileyken evden atılmış sizin tarafınızdan. Siz de bunları reddetmiyorsunuz. Bu kadını kesiyorum vallahi kusura bakmayın. Buyurun. İyi. Bu kadın benim evimden gideli 1,5 sene olmuş. Bu nasıl 6 aylık çocuk oluyor? Sorabilir miyim size? Ya işine bak senden hamileyim. Ya bakmamak için öyle. Bakmamak için öyle diyor. Bundan hamileyim Esra abla. Benim anlama o DNA testinde Kenan Şirin çıkıyor. Ne zaman hamile çıkıyor. Kaldın sen? Ben Eylül'de. Eylül'de hamile evet, kaldın. Yani... giderecek tek şey DNA testinin sonucudur. Evet. Siz dünyaya gelen çocukla sizin aranıza DNA testini yapalım. O testin sonucunda baba siz çıkarsanız evet. Ne yapacaksın? Tepkiniz ne olur? Tepkin ne olur? Bakacaksın. Ne olur? Tepkim ne olur? Yapmam gereken neyse üstüme düşen vazifem neyse onu yaparım ben. Peki. Peki DNA testini yaptırdığımızda sonuç çıkar. Sonucunda ne olduğunu hep beraber görürüz. Gel Hatice. Ya Hatice burada sus pustun da Kenan'la konuşurken bayağı panter çıktı içinde. Esra abla ben size yayından sonra bir resim gösterebilir miyim? Ben özel resimlere bakmıyorum. Özel resmi. Yok yazışmaları göstereceğim. Tamam onlara da bakmıyorum. Gösterebilir miyim? Hatice ben tamam. Senin iddialarını dinledim. Tamam. Hadi.